Herkese selamlar. Alternatif Ne kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Google'ı bir arama motoru olarak nasıl çok daha etkili bir biçimde, yani bir pro gibi kullanabileceğinize dair bazı pratik ama bir o kadar da işlevsel bilgiler vereceğim. Başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Hepimiz her gün bilgisayar, tablet veya cep telefonlarımızda durmaksızın Google'a girip bir şeyler aratıyoruz. Bu aratma işlemini yaparken birçoğumuz aramak istediğimiz her neyse onu yazıp Google'ın en doğru sonucu vermesini bekliyoruz. Google bazen bunu tam olarak yaparken bazen de farklı sonuçları karşımıza çıkarabiliyor. Bunun nedeni arama motorunu tam olarak randımanlı kullanamamızdan kaynaklanıyor. Halbuki bazı küçük ama önemli bilgilerle Google'ı çok daha verimli kullanabilir ve istediğimiz sonuçlara çok daha kolay ulaşabiliriz. Şimdi isterseniz Google'ı pro gibi kullanmamızı sağlayacak olan pratik bilgilere hep birlikte bakalım. Tırnak işareti. Google'da herhangi bir kelime ya da cümleyi aratırken doğrudan Google'a yazmak yerine bu kelimeyi tırnak içine alarak aratırsanız Google size sadece ama sadece bu kelimeleri içeren bir arama sonucu sunar. Yani örneğin sadece Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili sonuçları görmek isterseniz bunu tırnak içine alarak yazmanız durumunda Google sadece bu üç kelimenin olduğu sonuçları çıkaracaktır. Yani ve kelimesi de dahil bu üç kelimenin olmadığı sonuçları bize göstermeyecektir. Bu özellik Google'ı kullanırken mutlaka aklınızda bulunması gereken bir özellik olarak dikkat çekiyor. Tire işareti. Bunu bir örnek ile açıklarsam çok daha net anlaşılacaktır. Örneğin voleybol ile ilgili bir arama yapacaksınız. Ancak bu arama sonucunda Galatasaray voleybol takımı ile ilgili sonuçları görmek istemiyorsunuz diyelim. İşte tire işareti bunu yapmanıza imkan vermekte. Peki nasıl yapacağız bunu? Bunun için Google'a önce voleybol yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra tire Galatasaray yazarsanız Galatasaray hariç olan tüm voleybol ile ilgili sonuçları Google size verecektir. Bence oldukça kullanışlı bir özellik. Tilde işareti. Daha önce belki de tilde işaretini kullanmamış olabilirsiniz. Zira çok kullanılan bir işaret olmadığı için bu işaretin nasıl yapıldığını söyleyeyim sizlere. Tilde işareti yapmak için klavyenizdeki en uzun tuş olan Space tuşunun hemen sağında yer alan Alt tuşu ile yine klavyemizdeki Ü harfine aynı anda basıp ardından tekrar Space tuşuna basarsanız tilde işareti yapmış olursunuz. Peki tildeyi nerede kullanacağız? Tilde işareti bir sonucun eş anlamlı sonuçlarını da görmek istediğinizde kullanmanız gereken bir işarettir. Yine bir örnek vermem gerekirse diyelim ki siz Barcelona ile ilgili sonuçları görmek isterken aynı zamanda Barcelona basket takımı ile ilgili sonuçları da görmek isterseniz Google'a Barcelona boşluk tilde basketbol yazdığınızda Google amca size hem Barcelona hem de Barça'nın basket takımı ile ilgili sonuçları da gösterecektir. Yani sonuçlar hem genel olarak Barcelona hem de Barcelona basketbol takımı ile ilgili olacaktır. Site 2 nokta üst üste yazımı. SEO ile uğraşanların bildiği bir özellik olan site 2 nokta üst üste işaretini ise şöyle açıklayabilirim. Eğer siz sadece bir site ya da bloğa ait Google'daki tüm sonuçları görmek isterseniz o zaman Google'a site adı 2 nokta üst üste siteadı.com yazarsanız bu siteye ait ne kadar indeksli sayfa varsa Google amcamız size bunu sunacaktır. Web sitesi olanlar ya da blog yazanlar bu özelliği genellikle sitelerinin indeksli sayfalarını görmek ve yazdıkları yazıların Google tarafından indekslenip indekslenmediğini kontrol etmek için yaparlar. Benim de bir blogum olduğu için gördüğünüz görüntüler benim bloguma ait. Google'ın en sevdiğim özelliklerinden birinin bu özellik olduğunu ifade etmem sanırım yanlış olmaz. Dikey çizgi işareti. Bu işaretin ne anlama geldiğini anlatmadan önce nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Dikey çizgi işareti için yapmanız gereken klavyenizin Z tuşunun hemen solundaki üzerinde sola ve sağa bakan ok olan tuş ile Space tuşunun hemen sağındaki Alt tuşuna aynı anda basmaktır. Peki bu işaret ne işe yarıyor diyecek olursanız yine bir örnekle anlatayım sizlere. Örneğin ben Google'da PC anakartı arıyor olayım.
Ama bu anakart iki markaya ait olsun diyelim. Yani aslında sadece iki markaya ait olan anakart sonuçlarını görmek istiyorum. Bu nedenle Google'a şöyle yazıyorum. Anakart, boşluk, dikey çizgi, boşluk, gigabyte, boşluk, dikey çizgi, boşluk, Asus. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi yalnızca Asus ve Gigabyte'a ait olan anakartları içeren sonuçları verdi bize Google. Bence çok güzel bir özellik. Son işaretimiz ise iki nokta işareti. İki nokta işaretini ise şöyle anlatayım. Diyelim ki ben film izlemek istiyorum. Ancak bu filmlerin sadece 2000 ile 2020 yılları arasında çekilmiş olanlarını görmek istiyorum. İşte bu sonuca direkt ulaşabilmek için Google'a şöyle yazmam gerekiyor. Film ya da film izle, boşluk, 2000, yan yana 2 nokta, 2020. Bunu yazdıktan sonra Google bana sadece 2000 ile 2020 yılları arasındaki filmleri çıkaracaktır. Bu aramayı yaparken şunu unutmamalısınız. Film izle yazdıktan sonra bir boşluk bıraktım. Ancak 2000, 2 nokta yan yana ve 2020 yazarken hiç boşluk bırakmadım ve hepsini bitişik yazdım. Eğer bu şekilde yazmazsanız veya yazarken boşlukları yanlış yere koyarsanız Google yapmak istediğinizi tam olarak anlayamaz ve size normal arama sonuçları gibi sonuçlar sunar. Buna lütfen dikkat edin. Bu videoda anlattığım bilgiler sayesinde sizler de Google'da ayrıntılı ve sonuca nokta atışı aramalar yapabilirsiniz. Umarım video işinize yarar ve beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz videonun daha fazla insana ulaşabilmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.